ölümü bekleyen hayırlı işlere koşar. Hazreti Ali buyurdu ki, kendini zorluklara karşı sabretmeye alıştır. Çünkü hak yolunda sabretmeye alışmak güzel bir huydur. Tatsız olaylar karşısında kendini sabretmeye alıştır. Zira sabır güzel bir huydur. Yine buyurdu ki, tatsız olaylar karşısında kendini sabretmeye zorlamak kalbi sağlam kılar. En iyi sabır kendini sabretmeye zorlamaktır. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabrın 4 kolu vardır. Şevk, korku, zühd ve bekleyiş. Her kim cennete şevk ve iştiyak duyarsa şehvetten el çeker. Her kim ateşten korkarsa kendini haramdan korur. Her kim de dünyaya itinasız yani zahit olursa sıkıntılarını görmezlikten gelir. Ve her kim de ölümü beklerse hayırlı işler için çalışır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. İman 4 esas üzerinde durur. Sabır, yakîn, adalet ve cihat. Sabır da 4 çeşit üzeridir. Şevk, korku, zühd ve bekleyiş. Cennete şevk duyan şehvetlerden uzak durur. Cehennemden korkan haramlardan sakınır. Dünyada zahit olan musibetleri hafif görür. Ölümü bekleyen hayırlı işlere koşar. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Calut ve ordusuna karşı çıktıklarında Rabbimiz bize sabır ver, sebatımızı arttır, küfreden topluluğa karşı bize yardım et dediler. Yine Kur'an'da şöyle buyurulur. Rabbimizin ayetleri gelince onlara inanmamızdan ötürü bizden öç alıyorsun. Rabbimiz bize sabır ver ve canımızı Müslüman olarak al dediler. Resulullah şöyle buyurdu. Allah tarafından yardım ihtiyaç ölçüsünce iner. Allah tarafından sabır ise belalar miktarınca iner. Yine Resulullah şöyle buyurdu. Sabır musibetler ölçüsünce bağışlanır. Yine Allah kalplerinizi ve kalplerimizi Hakk'a yöneltsin. Bizlere ve sizlere sabır ilham etsin buyurdu.